Dördüncü sınıf insan hakları dersi, ikinci dönem birinci örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, bu sorular genelde ders kitabınızda bulunan ünite değerlendirme sorularından çıkmış, hazırlanmıştır. Dolayısıyla zaten oradaki tema sonu değerlendirme sorularına çalışarak da yazılıya güzel bir şekilde çalışmış olursunuz. Davranışları ve sorumlulukları eşleştiriniz diyor. 4 çarpı 5 yaptığın her doğru için 4 puan şeklinde hesaplayabilirsin. Onurlu yaşamak, verdiğimiz sözü tutmak, hayvanlara zarar vermemek, lambaları gereksiz ise söndürmek, tarihi eserlere zarar vermemek. Diyor ki, arkadaşlarımıza ve diğer insanlara karşı sorumluluklarımız. Verdiğin sözü tutarsan arkadaşlarına ve diğer insanlara karşı bir sorumluluğunu gerçekleştirmiş olursun. B'ye baktığım zaman hayvanlara karşı sorumluluklarımız. O zaman buraya da hayvanlara zarar vermemek, B ile eşleştirme yapmam gerekiyor. Kendimize karşı sorumluluklarımız, dürüst olmak, güvenilir olmak, onuruyla, şerefiyle yaşamak sevgili öğrenci. Bunlar bizim kendimize karşı olan sorumluluklarımızdandır. C'yi de buraya getirdim. D'ye bakıyorum, çevreye karşı sorumluluklarımız. Bakın, lambaları gereksiz ise söndürmek, bu da bizim çevreye karşı olan sorumluluklarımızdandır. İnsanlığın ortak mirasına karşı sorumluluğu da tarihi eserler bir ırkın, ülkenin malı değil, tüm insanlığın malı olduğundan dolayı bunlara zarar vermek insanlığa karşı oluşturulmuş bir sorumsuzluk örneğidir. Buraya da benim E harfini yazmam gerekiyor. Yaptığın her doğru için 4 puan olarak da hesap edebilir. Yazılımızın bu bölümünde boşluk doldurma ifadeleri var. Toplamda 10 tane, ekranda 5 tanesini görüyorsunuz. 2 çarpı 10 diyor. Yaptığın her doğru için 2 puan olarak da hesaplayabilirsin. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcüklerle tamamlayınız. Eşit, sorumluluğum, ifade özgürlüğü, anayasa, hayır, fikirlerini söyleme, saygılı davranışları, yaşama hakkım, birlikte yaşamanın ve iletişim sorunları. Bakalım hemen. Birincisi, uzlaşı sürecinde kişiler birbirine karşı anlayışlı ve nokta nokta olmalıdır diyor. Birbirlerine karşı anlayışlı olman gerekiyor ve saygılı olman gerekiyor. Buraya saygılı kelimesini getirdim. İki numara, temel haklarımız nokta nokta ile güvence altına alınmıştır. Temel haklarımız anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasa kelimesini getirdim. Üç numara, görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz nokta nokta hakkımızdır. Fikirlerini söyleme hakkımızdır. Buraya da fikirlerini söylemeyi getirdik. Dört numara, herkesin fikirlerini özgürce ifade etmesine olanak sağlamak birlikte yaşamanın temelidir. Buraya da birlikte yaşamanın kelimesini getirmemiz gerekiyor. Temiz bir çevrede nokta 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 yaşadığım çevreyi temiz tutma nokta nokta vardır. Temiz bir çevrede yaşama hakkın vardır. Buraya hemen yaşama hakkını getirdim. Yaşadığın çevreyi de temiz tutma sorumluluğun vardır. Buraya da sorumluluğun kelimesini getirmemiz gerekiyor. Bir diğerine bakıyoruz. Çocuklar, bu arada 5 numarayı ikişer puandan hesaplayabilirsin. Yani bunun ikisini doğru yaptıysan bunu 4 puan olarak da hesaplayabilirsin. Çünkü 9 tane boşluk doldurma sorusu var. Bir diğeri, insanlar arasındaki nokta nokta anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir. İnsanlar arasındaki iletişim sorunları anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir. Anlaşmak ya da uzlaşmak istiyorsan öncelikle iletişiminin iyi olması gerekiyor. 7 numara, anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve nokta nokta olduğunu unutmayalım. Buraya da davranışları kelimesini getireceğiz sevgili öğrencilerim. 8 numara, bütün insanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğarlar. Eşit kelimesini getirdim. Katılmadığımız öneriye bizim hayır deme hakkımız vardır. Yazılımızın bu bölümünde doğru yanlış ifadeleri var. Toplamda 5 tane, yaptığın her doğru için 4 puan şeklinde hesaplayabilirsin. Doğru olanların başına D harfi, yanlış olanların başına Y yazınız diyor. Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından, anne baba dahil, öğretmeni dahil kimse tarafından engellenemez. Engellenebilir diyorsa yanlış bir bilgidir. Bir diğeri, haklarımız devlet tarafından anayasada güvence altına alınır. Kesinlikle doğru bir bilgi. Bir diğeri, günlüğümün izinsiz okunması özel yaşama saygı hakkımın
ihlal edilmesidir. Günlüğünde senin özel yazdıkların, anıların vardır, sohbetlerin vardır sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla eğer onu izinsiz biri okursa senin özel yaşamını ihlal etmiş olur. Kesinlikle doğru bir bilgi. Bir diğeri, eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır. Eşitlik varsa, adalet varsa bu toplumlarda haksızlıklar azalır. Kimseye haksızlık yapılmaz diyor. Kesinlikle doğru bir bilgi. Bir diğeri, sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Kesinlikle doğru bir bilgi. Bunları iki tarafın karşılıklı uzlaşı içerisinde çözmesi gerekir. Yazılımımızın bu bölümünde çoktan seçmeli test sorumuz var. 8 tane sorumuz. Her birinin puan değeri 5 puandır. Birincisi, hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir diyor. Arkadaşlarının başarılarını takdir etmek, saygı duymak, sır tutmak bunlar arkadaşlarımıza karşı olan sorumluluklarımızdansa, dedikodusunu yapmak arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir. Doğru cevabım B seçeneği. 2 numaralı sorumuz, hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde ne hissederiz? Olumsuz bir duygu hissetmen gerekiyor. Güven içerisinde olmazsın, mutluluk, sevinç olmaz. Değersiz hissedersin kendini, güvende olmazsın sevgili öğrenci. Mutluluktan tersine üzgün olursun, sevinç içerisinde de olmazsın. Bu durumlar ihlal edildiğinde kendini değersiz hissedersin. Yanıtımız C seçeneği. 3 numaralı sorumuz, hangisi insanları birbirinden farklı kılan özelliklerden birisi değildir? Sevgili öğrenciler, bütün insanların tercihleri farklıdır. Duyguları, düşünceleri farklıdır, fikirleri farklıdır ama düşünebilmesi diyor. Eğer o bir insansa, insanın en büyük özelliği diğer canlılardan ayıran düşünebilmesidir. Bütün insanlar düşünüyor. Doğru cevabım, hani düşündüğü şey farklı olur, o ayrı. Senden bunu istemiyor. Ama düşünebilmek zaten insana ait bir ortak özelliktir. Doğru cevabım B seçeneği. 4 numaralı sorumuz, hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? Bakalım. Handan Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır. Ne mutlu ona. A seçeneğini eledik. Dilek Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır. Yani o şartları taşıyorsa niye Dilek Hanım alınmasın? Kesinlikle doğru. Özlem Hanım aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı işi yapıyorsa onların da aynı ücreti alması gerekiyor. C seçeneği verelim. Burada hep adil, adaletli bir durum söz konusu. D seçeneği, Gönül Hanım kendisiyle aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalışmaktadır. Yani şöyle düşün, iki tane öğretmen, biri öğretmen 5 saat çalışıyor, diğer öğretmen 10 saat çalışıyor, aynı ücreti alıyorlar. Dolayısıyla burada da bir adil olmayan durum söz konusudur. Doğru cevabım D seçeneğidir. 5 numara, hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Sevgili öğrenciler, adil bir toplumda olumlu bir özellik olur. Buradaki tek olumlu özellik güven içerisinde hissetmedir. Adil olmayan toplumlarda huzursuzluk olur, korku olur, öfke olur ama o toplum eğer adilse toplumda insanların birbirine karşı olan güveni de vardır. Yanıtım B seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz, hangisi insanı insan yapan özelliklerden değildir diyor. İnsan isen sevgi ve saygı çerçevesinde olman gerekiyor. Küçüklerini seveceksin, büyüklerini sayacaksın. İnsan birlikte yaşar, dayanışma içerisindedir sevgili öğrencim. İşbirliği yaparlar. Duyarlı olur insan, başkasının sevinçlerine sevinir, üzüntülerinde üzülür. Ama burada beslenme diyor, bu insanı insan yapan özelliklerden biridir. Bu canlılık özelliğidir. Canlılık özelliği bitkide de vardır, hayvanda da vardır. Yani hayvan da beslenir, bitki de beslenir. Dolayısıyla bu diğerlerinden farklı bir, diğer canlılardan farklı bir özellik değildir. Doğru cevabımız C seçeneği. 7 numaralı sorumuz, hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir diyor. Sevgili öğrenciler, çocuklar kendi odasını düzenli tutarlar, okula zamanında gelirler, eşyalarını özenli ve düzenli kullanırlar ama bir çocuk istemediği sürece 18 yaşından erken bir işte çalıştırılamaz maalesef. Bu çocuklara ait bir sorumluluk değildir. Doğru cevap C seçeneği. 8 numaralı sorumuz, hangisi birlikte yaşama kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Birlikte yaşama kültürüne sahip olan insanlar uzlaşmaya açık olurlar. Empati yaparlar, yani kendisini karşısındakinin yerine koyarlar. Ortak kararlara uyarlar ama birlikte yaşama kültüründe inatçılık diye bir olumsuz özellik yoktur. Doğru cevabım D seçeneği.